arada locus diye bir şeyden bahsetmiştim size. Locus ne demek? Genler nerede? Güzel, aferin. Kromozomların üzerinde. Şimdi kromozomların üzerindeki belli bölgelere gen diyoruz. Dolayısıyla her bir genin bulunduğu belirli bir bölge var. Yani her bir türde, türden türe değişiklik gösterir bu. Her bir türde, bir tür içinde konuşuyorsak, yani insan bir tür, bezelye başka bir tür, drosofila başka bir tür. Şimdi insanda beta globin geninin yeri her zaman için 11. kromozomun kısak olur. Alfa globin geninin yeri her zaman için 16. kromozomun kısak olur. Bunların yerleri belirlidir, tamam? Biri 11. kromozomda, biri 16. kromozomda. Bütün insanlarda bu böyle. Eğer beta globin geninin 11. kromozomda o belirli bölgede, belirli noktada, herkeste aynı olan noktada taşımıyorsanız, o zaman siz insan değilsiniz demektir. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Efendim? Yok, hayvan olabilirsiniz çünkü başka hayvanlarda başka şeyler. Hayvan olma şartı o değil. Ama insan olmanın şartlarından bir tanesi o 20 bin tane protein kodlayan insan genini insan genomunda olması gerektiği yerlerde taşımak. Peki bu yerlerin adı ne? Bu yerlerin adı locus. Tamam. Şimdi bu durumda şöyle dedik ya, her bir kromozomdan iki tane var. Şimdi şöyle kromozom 1 diyorum. Bu örnek tamamen hipotetik. Kromozom 2 ve kromozom 3. Tamam mı? Şimdi bezelyede örnek verdik. Şimdi dedik ya, özelliklerimizden birincisi neydi? Tohum şekliydi. Şimdi tohum şekli diyelim ki şurada. Şurası seed color locus. Tamam mı? Tohum rengi geni her zaman için bezelyelerde, tüm bezelyelerde, yani yeryüzündeki bütün bezelyelerde hep aynı kromozomun aynı noktasında. Şuraya seed color, seed color diyorum. Tamam mı? Şimdi burada büyük G, küçük G olabilir. Peki bu kromozom, bu iki kromozoma ne deniyor? Homolog kromozom. Evet, bu ikisi birbirinin homolog olan kromozomlar. Eğer tohum rengi buradaysa, tohum şekli şurada. Bütün bezelyelerde. Kromozom mesela 2'de. Şimdi aslında bunu şöyle dememiz gerekiyor. Şurada farklı kombinasyonlar olabilir. Burada iki farklı alel varsa büyük G veya küçük G diye gösteriyoruz. Aynı şekilde seed shape dedik, round or wrinkled demiştik. Yani büyük W veya küçük W. Tamam. Peki bu kromozomların kökeni ne? Bir organizmadaki kromozomların kökeni nedir? Nereden gelir bu kromozomlar? Yani DNA'dan yapılı da nereden geliyor? Uzaydan mı düşüyor? Evet, bir anneden bir babadan geliyor. Dolayısıyla her bir kromozomunun bir tanesi paternal kromozom, öbürü maternal kromozom. Tamam. Aynı şekilde şurada paternal kromozom ve maternal kromozom. Yine paternal kromozom. Maternal kromozom. Şimdi, dolayısıyla diyelim ki bunun için heterozigot organizmamız. Şey için, seed color için, tohum rengi için heterozigot. Tohum şekli için homozigot olabilir. Tohum renginin heterozigot olması bunun homozigot olmasını bağlamaz. Veya tohum renginin sarı olması tohum şeklinin buruşuk veya düzgün olmasını bağlamaz, etkilemez. Bunlar ikisi birbirinden farklı olaylar. Tamam. Aynı şekilde bir de ne dedik? Şurası da, burada da, kromozomun burasında da çiçek rengi olsun. Flower color. Ne olabiliyordu? Büyük P veya küçük P. Küçük P beyaz demiştik. Bunların ikisi de küçük P olabilir. Tamam. Veya bir ikisi de büyük P de olabilir. Biri büyük, biri küçük de olabilir. Tamam. Şimdi genlerin
kromozomlar üzerinde bulunduğu noktalara lokus diyoruz. Tamam? Lokus. Çoğulu Loki. Tekil konuşuyorsak lokus, çoğul konuşuyorsak Loki. Tamam? Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Tohum rengi lokusunda en az bir sarı alelin bulunması bezelyenin sarı olması için yeterli. En az bir. Bu ne demek? Bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Yani bu lokustaki her iki alel de büyük Y de olabilir veya biri büyük, biri küçük de olabilir. Tamam? Yani bir lokusta iki alel var. Oldu mu? Bir lokus dediğimiz zaman her iki kromozom, her iki homologdaki her iki bölgeyi birden kastediyoruz. Tamam? Bir lokus dediğim zaman iki tane kromozomdaki o genin olduğu bölge. Homozigot da olsa, heterozigot da olsa. İki tane lokus var. Her bir genin iki gen için iki lokus var. Biri bir kromozomda, biri öbür kromozomda. Yani biri bir homologda, biri öbür homologda. Bunlar her ikisi de aynı olabilir veya biri başka, biri başka olabilir. Tamam? Dolayısıyla veya tohum şekli dokusunda en az bir düzgün alelin bulunması tohum şeklinin düzgün olmasına sebep oluyor. Bu durumda baskın alel hangisidir? Düzgün alan. Peki tohum şekli dokusunda her iki tohum şekli dokusunda eğer her iki alel de buruşuk olursa bezelye buruşuk oluyor. Bu durumda buruşuk için resesif diyoruz. Her ikisinin de buruşuk alel olması düzgün alelin bulunmaması demek. Neden? Çünkü iki lokus var. Tamam? Bir gen için iki lokus var. Anladık mı? Lokus kavramı tamam mı? Evet. 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 Şimdi buraya kadar tamam mıyız? Şimdi yeni kelimemizde böyle bir organizma var. Böyle bir bezelye var. Şu şeyi çıkarıyorum. Flower color çıkarıyorum. Önce her ikisi de true breeding olsun. Şimdi büyük G, büyük W ve büyük W, tamam mı? Her ikisi de true breeding ve her ikisi için de baskın bir bezelyemiz var. Şimdi biz bunu gösterirken nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? Gösterirken böyle kocaman kromozomları çizmek yerine bunları şöyle gösteriyoruz. Büyük G, büyük G, W diye gösteriyoruz. Tamam. Yani veya sadece büyük G diye de gösterebilirdik. Orada büyük G diye gösterdiğimiz şey iki tane kromozom var. Bu her iki kromozomdaki G lokusunda da büyük G aleli var demek. Tamam. Şimdi şununla şunu bağlantılayabildiniz mi? Evet. Ayrı kromozomlar üzerinde birini böyle alıyoruz. Birini de yine true breeding ama resesif özellikler için true breeding. Şimdi bu da ne demektir? Bu sefer şu lokuslarda dominant aleller yerine resesif aleller var demektir. Küçük G, küçük W. Oldu mu? Tamam. Şimdi böyle bir organizma mayoz bölümü yaptığında ne yapacak? Evet, mayoz bölümü yaptığında gamet oluşturacak. Gamet oluşturmak için gametler nasıl olacak? Gamet oluşturmak demek ne demek? Gamet oluşturmak demek bir hücrenin içine şu iki tane, ikişer tane homolog kromozomdan birer tane koymak demek. Tamam mı? Dolayısıyla birinci kromozomdan bir tane koyacaksın, ikinci kromozomdan bir tane, üçüncü kromozomdan da bir tane koyacaksın. Oldu mu? Şimdi bunu yaparken sadece G lokusuna bakıyoruz. Sadece G lokusuna baktığımız zaman kaç çeşit birinci kromozom var bunun? Bir çeşit. O zaman mecburen bu küçük G taşıyan birinci kromozomu koyacak. Başka bir ihtimal yok. Evet. Şimdi şu kromozomdan tek çeşit olduğu için gametlerin hepsinin içine küçük G taşıyan birinci kromozomu koymak zorunda. Peki ikinci kromozomdan kaç çeşit var? Ondan da birer çeşit var.
Bu durumda ikinci kromozomda yani ürettiği gametlerin hepsine sadece tek çeşit ikinci kromozom koyuyor. W. Ve şunu unutun. Kromozomu şimdi karıştırmayalım. Tamam mı? Dolayısıyla bizim gamet dediğimiz şey aslında bu. Oldu mu? Şimdi dolayısıyla aslında bunu P diye gösterirsek, şimdi her bir kromozomdan birer tane koymak zorunda ya. Yani birinci kromozomdan bir tane koyacak, ikinci kromozomdan bir tane, kaç kadar tane kromozom varsa hepsinden de birer tane koyacak. Şimdi burada bunun gametleri, birinci lokusta kaç farklı alel var? Bir. Farklı alel yok, tek çeşit alel var. İkinci lokusta yine tek çeşit alel var. Dolayısıyla bu organizmanın ortaya üretebileceği gametler tek çeşit. 100 tane de 1000 tane de üretse hepsi bu iki gen bakımından aynı olacak. Bu iki gen bakımından diyorum bakın. Şimdi bu durumda üretebileceği gametler 1, G lokusunda büyük G aleli taşıyacak, W lokusunda büyük W aleli taşıyacak. Bir gameti oluştururken her genden birer tane koymak zorundasınız. Tamam? Efendim? Evet, bu bir gamet. Ama bunun ürettiği 100 tane gametten 100'ü de böyle oluyor. Tamam mıyız? Evet, şuna gelelim. Bu kaç çeşit gamet üretebilir? Evet, yine 2 mi diyen birisi oldu orada. Evet. Şimdi bunu da üretebileceği tek çeşit gamet var. Neden? Çünkü birinci lokusta tek alel var, ikinci lokusta da tek alel var. Dolayısıyla her bir gamete bu lokuslardan birer tane koymak gerekiyor ve elinde başka çeşit yok. Dolayısıyla bunları koymak zorunda. Oldu mu? Elimizde böyle bir şey var. Bu durumda buraya ne yapıyoruz? Büyük G, küçük G, büyük W ve küçük W. Bu arada elimizde böyle bir organizma var. Elimizde böyle bir organizma var. Şimdi bu çocuğumuz mayoz bölme yapacak. Mayoz bölme yaparken Evet. Şimdi bu mayoz bölme yapıyor. Şimdi bu mayoz bölme yaptırıyor. Şimdi mayoz bölme yaparken ürettiği gametin içine şu birinci kromozomu koyabilir mi? Şunu koyabilir mi? Tamam. Peki şunu koyabilir mi? Bunu koyabilir mi? Birinci kromozomdan bunu koyması, ikinci kromozomdan şunu koymasını etkiler mi? Etkilemez. Şunu koyması bunu koymasını etkilemez. Dolayısıyla bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Tamam? Şimdi burada mayozla genetiği bağlamanız gerekiyor. Mayozla Mendel genetiği burada bağlarsanız hayatınız boyunca rahat edersiniz ve konuyu anlamış olursunuz. Şimdi dolayısıyla mayoz bölümünde ne oluyordu? İyi bitkileri kromozomları rastgele çekiyordu. Ama çekerken baktıkları tek bir şey vardı. Ben kromozomu çekiyorum. Yeter ki birinci kromozomdan bir tane, ikinci kromozomdan bir tane, üçüncü kromozomdan bir tane çekeyim. Bu maternal kromozom, paternal kromozom beni hiç ilgilendirmez. Hepsini paternal de çekebilir, hepsini maternal de çekebilir. Bu durumda çocuk büyük babasına benzer veya büyük annesine benzer tamamen. Birini maternal, birini paternal aldıysa bu durumda mesela işte çocuğun gözleri büyük babasına benzer de burnu büyük annesine benzer. F1 dedik. Şimdi onu kendileştiriyoruz veya kendisi gibi bir bezelyeyle çaprazlıyoruz. Büyük G, küçük G, büyük W, küçük W ile bu çok çirkin oldu W. İle yine aynı genotipte büyük G, küçük G, büyük W, küçük W'yu çaprazlıyoruz. Şimdi burada olan bir şey var. Bu kaç çeşit gamet üretebilir? Bu iki gen bakımından. Evet, dört çeşit gamet üretebilir. Bunları nasıl buluyoruz? Bunları şöyle buluyoruz. Şimdi bir, G9'dan büyük G gelirse W9'dan büyük G gelebilir mi? Gelebilir. Gametlerin şöyle büyük G, büyük W. Bu 1. Tamam mı? G9'undan büyük G gelirse başka bir şey olabilir mi? Olabilir. W9'undan küçük W gelebilir. Bu 2. Büyük G, küçük W. Başka bir ihtimal var mı büyük G için? Büyük G'nin hepsinde yazdık. Peki, G9'undan küçük G gelirse, yani sarı alel, yeşil alel gelirse, W9'undan büyük W gelebilir mi? Birinci ihtimal bu.
Başka? Evet. Küçük G gelirse W'dan küçük W gelebilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Peki. Gamet oluşumu için kaç ihtimal var? 4 ihtimal var. Dolayısıyla her bir bu ihtimallerden her birinin gerçekleşme bu gametlerden her birinin gerçekleşme ihtimaline 1 bölü 4. Yani 4'te 1. Yani G lokusunda büyük G'nin W lokusunda büyük W'nun olma ihtimali 4'te 1. 4 farklı ihtimal var. Bu 4 farklı ihtimalden bir tanesi renk dokusunda sarı, şekil dokusunda düzgün alelin bulunması. 4'te 1 ihtimal. Tamam. O zaman 1 bölü 4 yazıyoruz. Peki bu yine 1 bölü 4. Dolayısıyla bunların hepsi 1 bölü 4. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burada olan şey ne? Burada olan şey şu. Aleller karıştı. Alelleri karıştırdık. Şimdi önceki jenerasyonda her ikisi birden vardı. Yani büyük G, küçük G, büyük W, küçük W vardı. Şimdi bunları her türlü kombinasyonda karıştırıyoruz. Büyük G'nin yanına büyük W da geliyor. Büyük G'nin yanına küçük W da geliyor. Yani birinci lokusta neyin olduğu, ikinci lokusta birinci lokusta hangi alelin olduğu, ikinci lokusta hangi alelin olacağını ilgilendirmiyor. Dolayısıyla her bir mayoz bölümünde, her bir üreme döngüsünde aleller tamamen karışıyor. Kimin alelleri bunlar? Şunun annesi de babasının, yani büyük anne de büyük babanın alelleri. Tamam. Şimdi bu çocuğumuz annesinin de babasının alellerini her ikisini birden kullanıyor. Ama gametlerini oluştururken bu alelleri birbirinden ayırıyor. Yani bunun babasıyla annesinin alelleri bu çocuk oluşurken döllenme sırasında bir araya geliyor. Bu çocuk yaşadığı müddetçe bunları kendisi kullanıyor. Ama mayoz bölümü yaparken annesinden aldığı alelle babasından aldığı aleli birbirinden ayırıyor. Tamam. Dolayısıyla gametlerin içine, bir gametin içine her ikisi büyük babadan gelen alel veya her ikisi büyük anneden gelen alel girebilir. Veya birinci genin büyük babadan gelen aleliyle ikinci genin büyük anneden gelen aleli veya bunun tam tersi olabilir. Tamam. Şimdi bunun adına ne diyoruz? Farklı genlerin farklı alellerini karıştırıyoruz. Yani farklı genlerin farklı alellerini değişik kombinasyonlarda bir araya koyuyoruz. Her bir mayoz bölümünde. Neden? Çünkü kromozomlar mayoz bölümünde rastgele çekiliyor. Bunun adı Independent Assortment. Dördüncü Mendel yasası. Mendel'in dördüncü yasası. Independent Assortment. Tamam. Gelelim. Eğer şöyle bir şey olsaydı. Şimdi bir önceki örnekte ne dedik? Tohum rengi. Tohum şekli. Buna bir de buna ekleyin. Çiçek rengini ekleyin. Şimdi bunun gametlerini nasıl bulursunuz? Şimdi bunun gametlerini bulmak için daha farklı bir yöntem kullanıyoruz. Gametleri. Fork line method. Şimdi iki tane ise şöyle yapardık. Böyle yapardık iki tane ise. Ama üç tane de yapabilirsiniz de ikinin üstüne çıktığınızda böyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. İkinin üstüne çıktığında şunu yapıyorsunuz. Fork line method. Tamam. Fork line yöntemi. Şimdi birinci lokusta yazın benimle beraber. Birinci lokusta kaç tane aleller var? Kaç farklı alel var? İki. Peki. Birinci lokustan büyük G gelebilir, küçük G gelebilir. İki ihtimal. 1/2 ihtimalleri de yazdım buraya. Tamam mı? Şimdi birinci lokustan büyük G aleli geldiyse ikinci lokustan ne gelebilir? Kaç ihtimal var? İki ihtimal var. Ne bunlar? Büyük W gelebilir veya küçük W gelebilir. Peki birinci lokustan küçük G gelirse, ikinci lokustan büyük W gelebilir, küçük W gelebilir. İhtimaller 1/2, 1/2. Tamam mı? Peki birinci lokustan büyük G, ikinci lokustan büyük W geldiyse, üçüncü lokustan büyük P gelebilir veya küçük P gelebilir. Oldu mu?
Aynısını buraya da yapıyoruz. Büyük P gelebilir, küçük P gelebilir. Büyük P gelebilir, küçük P gelebilir. Bunların hepsi de 1 bölü 2. Tamam. Oldu mu? Şimdi eğer şöyle bir gamet olduysa veya böyle bir gamet bu ihtimaller gerçekleştiyse gamet nasıl olur? Birinci lokustan, ikinci lokustan, üçüncü lokustan büyük P. Birinci gametimiz bu. Birinci tip gametimiz bu. Sonra bu büyük G, büyük W ve küçük P. İkinci gamet ihtimalimiz bu. Şimdi şunu yapıyoruz. Bu birinci lokusta büyük G, ikinci lokusta küçük W, üçüncü lokusta büyük P. Evet. Şu birinci lokus, ikinci lokus, üçüncü lokus. Evet. Şu birinci lokus. Evet. Şu. Evet. Bu. Küçük G. Küçük W. Ve küçük P. Kaç çeşit gamet oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çeşit gamet oluştu. Gamet oluşturmak için eğer 2'den fazla lokus varsa bu yöntemi kullanmanız daha az hata yapmanızı sağlar. Şimdi yine çocuklarımızın yaptığı hatalardan bir tanesi ne? Çocuklarımız şu harfleri ayrı ayrı yuvarlaklar içine alıyor. Ve bu yuvarlakların hepsini ayrı ayrı gametler zannediyor. Dolayısıyla genlerin hepsini ayrı ayrı gametlerin içine koyup bunları çaprazlamaya çalışıyor. Bu ne demektir? Bir insan olarak 20.000 tane geniniz olduğu için bir erkeğin 20.000 tane sperm yapıp da bir kadının 20.000 tane yumurtasını dölleyip o 20.000 tane spermle ayrı ayrı 20.000 tane yumurtanın bir araya gelmesi ve bundan çocuk olmasını beklemesi demektir. Hayır, böyle bir şey olmaz. Bir gametin içine bütün genlerinizi koymak zorundasınız. Tamam? Şu anda sadece 3 tane gene bakıyoruz. Aslında siz bir mayoz bölümü yaptığınızda bunun gibi 20.000 tane harf koyuyorsunuz bir gametin içine. O da sadece koldayan genlerden. Oldu mu? Dolayısıyla mayoz bölümü yapmak demek gametin içine elinizde kaç tane gen varsa hepsinden birer kopya koymak demektir. Anladık mı? Evet, şimdi...